Mehmet Barlas, Erdoğan takıntılılar için ne bayram ne de seyran vardır. Barış sürecini sabote etmeye hayatlarını adamış olanlar bayramı da seyranı da yok sayıp çabalarını sürdürdüler. Eskiden olsaydı derin devlet birilerini kullanıp yine darbe hazırlığına başladı diye düşünürdük. Ama devletin derin olanı da sığ olanı da bu tabloda pek yok. Devlet askeri ve siviliyle iç ve dış barışın arkasında duruyor. Acaba sadece Erdoğan takıntısı mı bu barış düşmanlarının arkasındaki itici güç? Kandil'in sözcüleri bu takıntılıların ihvasına kapılıp kaç defa barış süreci bitti içerikli açıklamalar yaptılar saymak mümkün değil. Öcalan'ı etkisiz kılmak için, Öcalan'a alternatif üretmek için ellerinden geleni de Yapmadılar mı bunlar? IŞİD'e dayalı çeşitlemelerse sınır tanımıyor. Sanki PKK'lılar sınırı içeri ve dışarı doğru delip geçerlerken, geçmişte devletten onay almışlar gibi, şimdi de devlet bizim IŞİD'le savaşmamız için sınırı geçmemizi engelliyor diye dert yanmıyorlar mı? Hep yanılmadılar mı? Kısacası terör örgütlerini anlamak kolay da bunlarla aynı dalga üzerinden yayın yapmayı, demokratik siyasete sivil katılım biçiminde sunanları anlamaksa mümkün değil. Üstelik bu Erdoğan takıntılılar şimdiye kadar ne dedilerse hep yanlış çıktı. Sonunda Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması ile de bunların hezeyanları siyasi bir fiyaskoya dayanmadı mı? Oysa demokratik siyasetin varlık sebebi, ülkeyi ayıran değil birleştiren özellikleri ön plana çıkartabilmesidir. Devlet ise sadece devletlülerden oluşmaz. Kuvvetler ayrılığına dayalı erklerin dışında, devletin halkı, iç ve dış kamuoyu, baskı grupları, coğrafi ve ekonomik zenginlikleri kadar, zayıflıkları, iç ve dış dostlarının yanında düşmanları da vardır.'' Devletin statükodan kaynaklanan durağanlığı kadar iç ve dış konjonktürdeki sürekli değişimden kaynaklanan dinamik yapısı da vardır. Barış olmasın da. İşte bu tablo içinde ne olursa olsun ama barış olmasın diyenleri demokratik siyasetin neresine yerleştirebilirsiniz? Veya başörtülülere devlet eliyle ayrımcılık yapılırken susanlar. Şimdi başörtüsüz serbest bırakıldı diye gürültü koparttıklarında bunları ciddiye alabilir misiniz? Ya da Amerikan Başkan Yardımcısı Biden, Erdoğan'a nasıl izahı getirdi diye sevinç çığlıkları atanların, Biden'ın Erdoğan'dan özür dilemesi karşısında süt dökmüş kedi konumuna gelmeleri sizi şaşırtıyor mu? Gerçekten bunlar ne bayram dinliyorlar ne de seyran. Bunların sadece Erdoğan takıntısıyla siyasi yaşamlarını sürdürmeleri daha ne kadar mümkün olabilir? Washington yerine Pensilvanya'ya kulak vererek, Amerika'ya anlamak mümkün olabilir mi? Mehmet Parlaz sabah